Nasıl geldik? Burası Meryem Hanım'ın ofisi değil ki. Bana verilen adres bu. Demek ki çalışma ofisleri burası Zeynep'ciğim. Ha. Ay. Ne oldu? Ben çok heyecanlıyım Fatih ya. Biraz gerildim. Tamam, rahatla. Panik yok. Relax. Ben vazgeçtim ya. Vallahi boş ver, çalışmayayım ben. Selim'i çok özledim. Hem o da beni çok özlemiştir. Hadi, hadi biz gidelim eve, boş ver. Peki, gidelim. Dur ya. Ne oldu? Nasıl hemen gidelim? Benim azıcık gaza ihtiyacım var. Bana bir motivasyon konuşması yap. Kızım var ya, seni kesseler bir şey olmaz. Sen adamın dibi kadınsın. Sen var ya, buradaki çalışanlardan, patronlardan daha zeki, daha akıllısın. Hepsini ezer geçersin. Mi demeliyim. Benim tatlı Zeynep şekerci zaten. Senin gaza ihtiyacın yok ki. Sen birazcık kendine güven. Ben sana güveniyorum, tamam? Hadi. Yapacağım, değil mi? Gel bakayım, bir gaz öpücüğü vereyim. Hadi ben gittim. Bir saniye. Nereye gidiyorsunuz? Aa! Sen beni hatırlamadın değil mi? Hatırladım. Sen şu düğünden kaçan damadın karısısın. Deli gelin. Bak nasıl hatırladın hemen. O deli bakan gözlerinizi unutmak mümkün mü? O zaman bu deli bakan gözlere çok iyi bak. Çünkü artık çok daha sık göreceksin. Çünkü burada çalışıyorum. Allah Allah. Hı hı. Kusura bakma Genel Hanım ama bana öyle bir bilgi gelmedi. Sizi içeri alamam. Hadi bakalım başka kapıya. Senin adın ne ya? Bülent. Bülent, benim sana yalan borcum mu var? Niye ben sana yalan söyleyeyim ya? Ah. Zeynep Hanım, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Birol Bey. Bir sorun mu var? Yok, hayır. Bir sorun yok. Ben böyle gelir gelmez herkesin adını öğreneyim istedim. Bülent Bey de odamın yerini soruyordum ama... Buyurun, ben sizi odanıza kadar alayım. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Ay, döner kapıdan da korkarım. Buyurun. Burası sizin odanız. Meryem Hanım şimdilik böyle dekore ettirdi. Elbette siz istediğiniz değişikliği yapmakta özgürsünüz. Yok, bence hiçbir değişikliğe gerek yok. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Zahmet etmişsiniz. Estağfurullah. Hoş geldin Zeynepciğim. Hoş buldum Meryem Hanım. Ben bu oda için size gerçekten çok teşekkür ederim. Zahmet etmişsiniz, çok güzel. Rica ederim. Bir tanesine eşini, bir tanesine de oğlunun fotoğrafını koyarsın. Böylece hep yanında olurlar. Çok teşekkür ederim. Ne kadar düşüncelisiniz. Meryem Hanım, bana bu kadar güvenmeniz çok gurur verici ama... yani ben ne yapacağımı pek bilmiyorum açıkçası yani. Benim pek iş deneyimim yok biliyorsunuz. Böyle bir şirkette de olunca... Sen çok zeki bir kadınsın Zeynep'ciğim. Yani başarısız olacağını hiç düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Sizi mahcup etmemeye çalışacağım. Şimdi sen burada yalnız başına kal. Şöyle ortama, odaya alış. Sonra yönetici arkadaşlarla tanıştıracağım seni. Yani toplantıya girmeden önce faydası olur. Tabii. Aramıza hoş geldiniz Zeynep. Hoş buldum. Sormak istediğiniz bir şey olursa iki oda yanında olacağım. Teşekkür ederim Birol Bey. Hayırlı olsun. Günden toplantı mı olur ya? Doğrusu yapılan pazar araştırmasını yeterli bulmuyorum. Size katılıyorum. Bize daha detaylı bir tablo lazım. Şirketin çok ortaklı olması da ayrı bir handikap. Pazar araştırmasından ziyade sahip olduğu pazar üzerinden yola çıkmak lazım.
Arkadaşlar, firma zaten alanında kendisini ispat etmiş durumdayken ben yeni bir pazar arayışını gerekli bulmuyorum. Siz Zeynep Hanım, sizin bu konudaki görüşleriniz neler? Sizce bu şirketi alıp yeni bir pazara mı girmeliyiz? Yoksa sadece finanse edip gölge ortak mı olmalıyız? Yani bence alalım. Sonuçta alınan alınmıştır. Hem halamın da bir lafı vardır. Yani der ki paran varsa alacaksın, koyacaksın bir kenara, mutlaka bir gün bir işine yarar. Koskoca holdingde halanızın deyimleriyle var olmayacaksınız herhalde, değil mi? Bilal, bugün Zeynep Hanım'ın işteki ilk günü. Yok. Lütfen Bilal Bey. Tabii ki de koskoca holdingde halamın deyimleriyle var olmayacağım. Sayın ismini henüz bilmediğim müdür bey. Sinan efendim, Sinan. Sinan Bey. Demek istediğim şu. Bu şirketi alarak holdingimizin bünyesinde bulunan diğer şirketlerle ortak bir çalışma yapıp bir pazar yaratabiliriz diye düşünüyorum. Bu firma sadece kadın iç giyimi üzerine faaliyet gösteriyor. Zeynep Hanım, yoksa öyle otomotivle, enerjiyle, faktöringle iç çamaşır sektörüne destek olup nasıl pazar payı yaratacaksınız? Dünya nüfusu şu an 7 milyar civarında. Bu masada her ne kadar azınlık olsak da bu nüfusun %49.7'sini kadınlar oluşturuyor. Bu kadınların yarısının otomobil kullandığını varsayarsak az da bir rakam değil. Zekice tasarlanmış bir stratejiyle hem otomobillerimizin hem de iç çamaşırlarımızın reklamını gayet de yapabiliriz. Yani bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Çünkü biz kadınlar da araba kullanırken rahat olmayı severiz. Şöyle bir slogan buluruz. Enerji içimizde. Enerji içimizde mi arkadaşlar? Vallahi bizim öyle Sinan Bey. Yoksa sizin değil mi? Üzülmeyin, şöyle yapalım. İlk ürettiğimiz çamaşırlardan birini size hediye edelim. Kendiniz test edin, bakın bakalım sizin de içinizde mi enerji, ha?